İdi. Memurluktan uzaklaştırılan ve daha sonra Ergenekon kumpasına dahil edilen Saçan'ın son sözleri Anlaşılan hesaplaşma ahirete kaldı, siz haramilerle bekleyeceğim sizleri orada, geleceksiniz gerçek hak divanına oldu. Anlaşılan hesaplaşma ahirete kaldı, siz haramilerle bekleyeceğim sizleri orada, geleceksiniz gerçek hak divanına, selam olsun namuslu ve şerefli olanlara. Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürü Adil Serdar Saçan 60 yaşında yaşamını yitirdi. Saçan bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Türk Emniyet Teşkilatı'nda uzun yıllar görev yapan Adil Serdar Saçan bir dönemin simge isimlerindendi. Saçan, Sedat Peker, Alaaddin Çakıcı, Nuriş Kardeşler gibi suç gruplarının Adnan Hoca olarak tanınan Adnan Oklar'ın da gözaltına alındığı soruşturmaları yürüttü. Ben solcu değilim, sağcı da değilim. Ben Fethullahçı da değilim. Ben anamdan doğduğum günden beri Mustafa Kemal Atatürk'ü seven, Mustafa Kemal Atatürk için canını verecek kadar ona bağlı olan bir vatandaş. Adil Serdar Saçan AKP iktidarının görevden aldığı ilk devlet memuruydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasında belediyeye yönelik gözaltılarla sonuçlanan operasyonları gerçekleştirmişti. Bu operasyonda Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Albayrak ailesine yönelik gözaltılar yapmıştı. Erdoğan'ın iktidar olmasıyla birlikte emniyetten ihraç edildi. İstedikleri kadar şey yapsınlar inkar etsinler dosyalar konuşur yazılı belgeler konuşur. Bu arada Saçan Ergenekon soruşturmaları çerçevesinde 2009'da gözaltına alınıp tutuklandı. 2010'da tahliye edilen Saçan sonrasında bir kez daha emniyetten ihraç edildi. Saçan AKP iktidarı tarafından 7 kere görevden alınıp 6 kere mahkeme kararıyla göreve gelen bir emniyet müdürüydü. Kendisine yapılan suçlamalara cevap vermeye çalışıyor ama Saçan'ın ölüm haberini ailesi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Vaziyeti üzerine ise son sözleri ailesi tarafından paylaşıldı. Biz ölümden hiç korkmadık bu dünyada. Sadece haktan korktuk. Sizler gibi kul hakkı yiyerek hakkın adını kirletmeye kalkışmadık. Emir geldi, ölüm vaki oldu bize. Hakkın buyruğudur başımızın üstüne. Anlaşılan hesaplaşma ahirete kaldı siz haramilerle. Bekleyeceğim sizleri orada. Geleceksiniz gerçek hak divanına. Selam olsun namuslu ve şerefli olanlara. Onlarla da buluşacağız. Hasbihal edeceğiz. Haramiler hesap verirken seyretmesi çok hoş olacak. Haydi ben gider. Allah'a emanet. <laughs> Saça'nın cenazesi ikindi namazında Eyüp Sultan Camii'nde kılınan namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanarda, gazeteci Uğur Dündar'la siyasiler, belediye başkanları, ailesi ve sevenleri katıldı.